Toz koparan İskender. Cümle cihan senin yaptığın atış gibisini ömrünce görmemiştir. Sen ve yoldaşların yaşınızdan beklenmeyecek yiğitlik gösterdiniz. Biz yaptığınız kahramanlıktan ziyadesiyle hoşnutuz. Elbet bu şecaat ve dahi sadakat ödüllendirilecektir. Şimdi dileyin benden ne dilerseniz. Hünkârım, huzurunuza ermeyi nasip eden Rabbime hamdolsun. Bizim canınızın sağlığından gayrı bir dileğimiz yoktur. Suç işleyeni cezalandırmak gibi kahramanlık ideni ödüllendirmek de töremizin gereğidir. Bu benim hususi yayımdır. Lakin bundan gayrı senin gibi yiğit bir kemankeşe emanettir. Bu fakiri ihya ettiniz hünkârım. Tahtınız göklerde olsun. Lakin iyi bir kemankeş zihkirine sahip çıkar diler İskender. Yüce kitabımızda sana hilallerden sorarlar. De ki, onlar insanlar için vakit ölçüleridir diye buyurulur. Sen kemankeş İskender, tam vaktinde olman gereken yerde bulundun. Bu sebeple bundan gayrı zihkirinde devletimizin ve dahi dinimizin şiarı olan hilali üzerinde taşıyacaksın. Var olun hünkârım.
Demek toz koparanlar efsanesi böyle başlayacakmış. Bir vazifen de buymuş. Vazifeyi tamamladın İskender. Sultan II. Beyazıt bize yay hediye etti değil mi? Harina lütfen biri beni dürtsün. Rüya görmüyorum değil mi şu anda? Allah'ım lütfen rüya olmasın. Rüya değil. İşte toz koparan efsanesi böyle başladı. İskender mukaddes görevini başarıyla yerine getirdikten sonra kemankeşlerin yüce sırrı kulağına fısıldandı. O artık varoluşun birliğini kavramış, evrenle ve tüm zamanlarla bir olmuş, zamanın çocuğu olmuştu. Baba hemen gitmemiz gerek.